davetçi ne işimizse, oğlum dedi bir Hristiyan kızla bir evlenmeye kalktı. Yani mani olamadım. Şimdi bunlar resmi işlemlerini falan yaptıracaklar. Bunlara dini nikah hakkı yapılır mı? Tabii. Ehli kitap olan bir Hristiyan kızla veya kadınla bir Müslüman erkeğin evlenmesi caizdir. Peki tercih edilir mi? Edilmez buyuruyor kitaplarda. Yani Müslüman saliha bir kız varken, kadın varken Hristiyan bir kadınla evlenmenin caiz olmadığını kitaplarda bildirmişlerdir. Mekruhtur ifadesi de geçiyor. Tersi caiz mi? Kadın, Müslüman bir kadın, Hristiyan bir erkekle. Ona hiç izin yok. Hristiyan Yahudi, zaten erkeğin de ehli kitap kadınla veya kızla evlenmesi caizdir. Yani Yahudi ve Hristiyan kadınla. Mesela diyelim. Ateist de olmaz ya. Ateist, komünist, mason, mecusi, putperest, deist, neyse. Bunlarla olmaz. Yani evlenmeye niyet ettiği an imanı gider, kafir olur buyuruyor. Erkeğin de aynı şekilde Yahudi ve Hristiyan kadınların dışındaki kadınlarla deisttir, ateisttir, komünisttir, masondur, budisttir. Bunlarla evlenmesi caiz değil. Erkeğin de caiz değil. Sadece ehli kitap olan kadınlarla evlenebiliyor. Caiz midir? Caizdir. Peki dine nikah hakkı İslamiyet'e göre aynı şekilde kıyılır. O kıyılması lazım ve yapılması lazım. Resmi işlemler yapılacak dedi. Bu resmi işlemlere falan dedi. Belki değil mi ikisi? Çünkü olur netice itibariyle. Bunlara da gitsin. Eğer çocuk bunu şey yapar ve anne duası kabul olur. Bakarsın kızcağız Müslüman olur. Hatta bunlar bile geçer. Oğluna da İslamiyet öğretebilir. Yani çocukları kazanmak maksadıyla mı gitsin? Evet. Çocukları kazanmak. Çünkü araya böyle perde koyacak olursa, duvar koyacak temelli olursa giderler temelli gider. Yani. Hiç şey yapar. Kaybolur gider. Eğer şey davranırsa, yani çocuk bir yerde der ki ya ben böyle bir evlilik yaptığın halde bile annem beni yalnız bırakmadı. O düşünceye kapılır. Döner bir İslamiyet'i öğrenmeye kalkar. Öğrenmeye kalktığı zaman da peki ama işte başından yapması lazımdı. Yapmadı. Başına böyle bir şey gelecekse ama bakarsın Allah-u Teala kızcağıza hidayet nasip eder. Müslüman olabilir mi? Olabilir. Yani evlerine falan gelsinler gitsinler onlar gelsin değil mi? Şimdi bir görsün bunların neler yaptığını, nasıl namaz kıldığını. Hareketi yanımıza getiriyor. Getirsin. Yani onun yanına geldiği zaman Kur'an-ı Kerim okusun, namazını kılsın. Yani sen de böyle yap demesin. Sen de böyle yapmasın. Biz beraberce yemek yerken onu da duyacağı şekilde Bismillahirrahmanirrahim diye başlasın. Yemekten sonra asın elinde dua etsin. Ya kızcağız bunları görsün bir. O da aynı şekilde kendi inancını varsa bu şeyle falan merak eder, araştırır, bakar. Bakarsın hidayetine de vesile olabilir mi? Olabilir. Böyle şeyde olmuş mu? Olmuş. Olmuş. Onun için hemen araya duvar örmemeli. Mesafeyi de muhafaza etmeli.